Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohman'ın Reha Muhtar'ı 14 yaşındaki oğluna attığı mesajla tehdit ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Mustafa Rahman Tohman'ın kendisini aldattığından bahseden ve cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Seren Serengil, bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden sevgilisiyle barıştı, hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları yaşayan Seren Serengil ve sevgilisiyle ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Medya Radar'ın haberine göre Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohman'ın oğluna attığı mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohman'ın 14 yaşındaki oğlu Poyraz Muhtar'a attığı mesajı paylaştı ve Seren Serengil'e seslenerek savcılığa başvurduklarını belirtti. Sayın Seren Serengil, henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohman'ın kendisine "Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz" dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk bir mafya deyimi olan "babanın yakında içinden geçeceğiz" deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz, nasıl bir tehdittir bu? Tohman'ın oğlunu tehdit ettiğini söyleyen muhtara, Serengil'le Tohma cephesinden cevap gecikmedi. Hakkımda çıkan Reha Muhtar'la ilgili haberlerin tamamı iftira ve yalandır. 7 ay boyunca oğlu için her gün yanında bulunduk, yanında olduk. Hepsi ispatlı. Ancak zaman bize şunu gösterdi ki, alkol içtikten sonra başta çocuğunu olmak üzere etrafındaki herkese saldırgan tavırlar sergiliyor olması, 13 yaşındaki çocuğuna yaşından büyük sorumluluklar yüklüyor olması, alkol içtikten sonra o arabaya çocuğunu bindirip eve o şekilde götürüyor olması ve evindeki buzdolabında sadece içki olduğunu görmemiz ve birçok tutarsız, normal olmayan davranışına şahit olmamız, Poyraz'ın onun yanında kalmasının son derece tehlikeli olduğunu düşündürttü. Bizi davasına onun ne kadar iyi bir baba olduğunu anlatmamız için şahit yazmış. Biz bunları gördükten sonra bunu yapmak istemedik. Annesiyle iletişime geçip çocuğun derhal alınması gerektiğini söyledik. Mahkeme bizi çağırdı. Şimdi mahkemedeki söyleyeceklerimizi bildiğinden bu şekilde iftiralar atıyor. Kendisiyle ilgili hukuki süreci bugün itibariyle başlatıyoruz. Umarız bir an önce iyileşir ve iyi insan olur. O zaman belki çocuklarını hak eder.